Evet tabii gerçekçi, hem de Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuştuğu tarzla hiç örtüşmüyor bu rakamlar. Yani bu kadar açılır mı Beşiktaş? Ama satır arasında şunu söyledi. Golcü transferi için dedi, farklı düşünüyoruz dedi tabii. Evet ama bu kadar açılır mı yani? Yani golcü transferi için, iyi bir golcü almak için bir 5-6 milyon euroya ihtiyacınız var zaten. Bugün şimdi az önce Umut Evet. Muzluğu konuşurken, yani Lorient'te bir sezon sözleşmesi kalması belki avantaja çevrilebilir. Ancak benim de orada duyduğum rakamlar 5-6'nın aşağısında değil Umut Bozok üzerinde. Ama Bir de biz 12'den sadece 6'ya 7'ye iner mi yani? Benim Kasımpaşa bahsettiğim gerçekçi yeni olmayan kullandığı 12 opsiyonu. çünkü. Nasıl? Kasımpaşa opsiyonu Tamam, bu. yok. Kasımpaşa şimdi opsiyonu alıyor belki Kasımpaşa. Kullandı, kullanmadı, ne kadar kullandı. Umut Bozok için 5-6 milyon eurodan aşağı düşmez kimse yerli piyasasında. Geçmiş olsun, 6 milyon euro devam etsin o zaman. Şey, Kasımpaşa Şimdi devam etsin. Sörloth konusunda da, yani bu kadar talep var. Bunu sadece biz görmüyoruz. Yani herkes görüyor. Leipzig'te herhalde 20 milyon euroya aldığı bir oyuncu şu an bahsedilen rakamlardan daha düşük fiyata verecek konumda değil. Çünkü Real Sociedad'ın şöyle bir düşüncesi var zaten. 16 milyon euroyu kullanmadık ama biz Sörloth'ta memnunuz, devam etmek istiyoruz ama istediğimiz seviyelerde olsun diyorlar. Ki Sociedad'ın Leipzig'e 8 milyon euroluk bir teklifi var. Kabul görmüyor. Beşiktaş ise 6-7'nin üzerine çıkmak istemiyor bu konuda. Yani maksimum hani bir transfer için bu rakam. Geri kalan oyuncularda böyle rakamlar görmeyeceğiz. 2 göreceğiz, 2,5 göreceğiz belki ama 6-7'yi görmeyeceğiz hiç. Hani 6-7 verip üstüne bir Jason Fernandez'de olduğu gibi bir sonraki Sonraki satıştan pay satış. maddesi ekleyerek kapatmak, ama Leipzig de 10 milyon eurodan aşağıya yani çok şey yapmıyor. Yani çok Ben olacağı yok gibi. şunu söyledi bana bir yönetici görüştüğümde. Sörloth'la bir şekilde orta yolu bulabiliriz. Ama önemli olan kulübü dedi burada. Yani orada hani Sörloth'la görüşmeler yapıldı. Çünkü Morten Üvestat, menajeri, Beşiktaş Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul'a davet etti. Bayram sonrası da gelmişti hatırlarsınız. Geldikten sonra bir görüşme yapıldı kendisiyle. Daha sonra Fenerbahçe'yle de görüştü. Belki bir başka kulüp yarın öbür gün çıkar. Ama şu an en azından Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu biliyoruz. Ama ben Beşiktaş'ın bu istenilen rakamları vereceğini düşünmüyorum. Çünkü yani 10 milyon euro gibi rakamlar Beşiktaş'ın yani ekonomik koşulları gerçekler arasında çok Bir yüksek. de Avrupa yok. Hani Yani Avrupa olsa hani açılırsın, biraz daha transfer yaparsın. Ki şş, yine tamam. Yani aslında o yine de 10 milyon euro vermez olmaz. Beşiktaş. Fenerbahçe verir mi? Yani Fenerbahçe'nin bir golcü özlemi var tabii ki orada, net bir santrafor transferi noktasında. Belki Fenerbahçe'nin imkanları daha farklıdır ama Alexander Sörloth'un istediği rakam da az buz değil. Bana şu söylendi Beşiktaş yönetimi tarafından. Batu Şahin'den az istemiyor. Ya Batu Şahin'i kazandığından daha fazla, onu bil demişlerdi. Batu Şahin ne kazanıyor? 3 milyon 150 bin euro. 3,5 bandında da Sörloth'un bir talebi Büyük bir olmuştu. maliyet. Beşiktaş adına yüksek ama Beşiktaş'ın elindeki tek santrafor adayı Sörloth'muş gibi davranılması da, öyle algılanması da doğru değil. Çünkü böyle bir durum yok. Adam Buxa da Beşiktaş'ın listesinde. Amerika'da biliyorsunuz forma giyiyor, Evet. Polonyalı. Avrupa'ya dönmek istiyor. Aralık ayında kontratı bitiyor gözüküyor ama yanılmasın kimse. Artı bir yıl opsiyonu var ancak kullanılmasın istiyor tabii ki, yani Avrupa'ya dönmek adına. Orada rakamlar Sörloth'un yarı yarıya diyebiliriz. Hatta belki de daha az. Yani 3,5 milyon dolar bandında. Ama orada da Adam Buksan'ın da Avrupa'dan talipleri olduğu biliniyor. Yani hatta Real Sociedad'ın mesela Sörloth çözemezse Buksa'ya da Benzer teklif yapabileceği. profilde bir Ukraynalı golcü vardı. Adı neydi onun? Dobak. Heh. Dobik. Artem. Uygundur. Ama onunla ilgili ben Profil aynı. Ya olabilir. şöyle Ocak ayında ya da Şubat ayında sormuştum. Şubat ayında olabilir. Çok yüksek rakamlar istemişler. Bir de oyuncu Avrupa istiyormuş. Yani bahsettiğimiz oyuncu Artem. Avrupa istiyormuş. Rusya'daki Zubay'ı diyorsan o farklı. Jiroya Zubay'ı demiyorum Ha, ya. Ukraynalıyı. Ukraynalı işte. Tamam, Yeni takım Artem maçı Dobik. son dakikada gol attı Tamam. işte. Trabzonspor geçtiğimiz sezon Cornelius'tan önce biliyorsunuz görüşmüştü. 5 Yani milyon euro onun için evet. Profil biraz şey, stil olarak benzediği için örnek istenmişti. verdim. Şimdi Sörloth'u söyledik, Buxa'yı söyledik. Bir tane de Fransa Ligi'nden var. Henüz ismini söylemeyelim. Bildiğimiz bir
isim mi? Yani yok, o kadar çok yakından bildiğimiz bir isim olduğunu düşünmüyorum. Bir tane de Fransa Ligi'nden Fransa Ligi'nden görüştükleri var. Bu liste tabii ki yönetimin elindeki listeyi tam anlamıyla bilemiyorsunuz. Çünkü bir mevki için 5 aday var her profilde. Burak Yılmaz değildir herhalde, değil mi? Yok, değil. Burak Yılmaz konusunu iyi ki açtın. Evet, Burak Yılmaz'a tekrar girelim. Sen zaten orada biraz bahsetmiştin. Burada yine merak edenler var. Bugün... Bu arada ben sana başlamadan dün hani gerçekten çok duygulandım. Böyle konuşuyoruz. Sen zaten ya, duygusalsın. Evet. Burak Yılmaz'ın paylaşımından. Çünkü hemen aklıma işte Tugay Kerimoğlu geldi. Hani onun geçmişte yaşadığı geldi. Biz burada ülkemizde pek çok oyuncuya hak ettiği değeri vermeyip tribünlerde bazen çok hayal kırıklığı yaşatıyoruz tezahüratlarla, bazen vefasızlıkla. Ben açıkçası Lille tribünlerinin Burak Yılmaz sevgisine çok çok duygulandım, çok evet, mutlu oldum. Özel anlarda, hatta Türk bayrakları evet, açıldı orada. Çok güzel anlarda. Yani, orada bizi çok iyi temsil etti. Yani yine bizim böyle anlatacağımız bir hikayemiz oldu. Tabii orada şöyle 4 Türk, hatırlayın o şampiyon kadroda. Evet. Belki Mustafa Kapı oynamadı ama işte Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik. Yani çok olağanüstü bir durumdu. Paris Saint Germain'in önünde şampiyon oluyorsun. Bir de Fransa gibi çok katı, milliyetçi. Çok milliyetçi. Ya Burak diye bağırması o tribünlerin. Şu an bile duygulandı gözlerim. Bak benimki bunu Fransa'da olması başka bir şey. Yani İspanya, Nihat KBC'ye ne güzel bir hikayeydi. Gurur duyuyorduk. Evet. Türk oyuncu olduğunda biz şey yapmıyoruz, renk ayrımı yapmıyoruz, destekliyoruz. Burak'ta da hakikaten Fransa'da, yani Fransa'da bunun olması çok başka bir şey. Özel bir durum. Evet. Bu çok büyük bir başarı var ortada. Burak Yılmaz'ın sadece gidip orada böyle hani forma giymesi, gol atması değil. Lille şampiyon yaptı ya, Paris Saint Germain'in olduğu ligde. Evet. Evet. Burak özelinde şimdi dönüşüyle ilgili bazı haberler çıkıyor tabii ki yani. Her zaman normaldir hani bu tarz. Cenk Tosun, Burak Yılmaz hep konuşulur. Ama Beşiktaş yönetiminin böyle bir inisiyatifi ve girişimi yok. En azından As Başkan Sayın Emre Kocadağ'la bugün görüştüm. Kendisinin bir görüşme yapmadığını söyledi. Özel hayatlarında herkesin birbiriyle ilişkisinin olması normal, arkadaşlığın vesaire ama iş sağ içine, futbola geldiği zaman farklı olabiliyor. Bir görüşme yapmadığını söyledi. Para sorun olmazsa olur mu sence? Teknik ekip tarafına gelirsem, ikinci tarafa, bu yönetim tarafı, öteki tarafa gelirsem orada da Burak Yılmaz'ın kendi düşündükleri oyun yapısına ve planlamasına uymadıkları yönünde bir bilgi var elimde. Zaten öyle bir eksi de var. Böyle bir bilgi, mesaj aldım. Mesaj verildi. Buradan da zaten Burak'la ilgili çıkarımları elde edebiliriz. Cenk olabilir mi derseniz. Ben Cenk'e ihtimal veriyorum. Burak'a ihtimal vermiyorum. Öyle söyleyeyim. Cenk'in de şöyle bir durumu var tabii ki. Cenk'le devre arasında bir görüşme olmuştu, böyle bir temas. Beşiktaş'tan resmi bir teklif bekliyordu yeni sezon adına. Bir sakatlık yaşadı. Atlattı bunu. Yeni sezona hazır. Şu an başladı. Cenk'in orada biraz Everton'da kazandığı ücret vardı ya, onu aşağılara çekmesi gerekiyor artık. Cenk'in de bir şeyleri iyice tartıp ölçüp içmesi lazım. Yani evet, Everton'da 3 milyon euro vesaire kazanmış olabilir. Sadece para kazandı zaten, hiç oynamadı ki doğrusu. Ama günümüzde Beşiktaş'tan alabileceği ücretler vesaire, ki şu anki durumdaki Cenk Tosun'un bu rakamların çok aşağısında olması gerekiyor. Ama Cenk'in bunu çok da sorun edeceğini eder düşünmüyorum. Ama Cenk'in son sözleşmesi değil ki. Yani Cenk... Tamam, son sözleşmesi olsa belki daha çok ederdi ya, de bunu çok şey etmez. Olarak son kontratı diyebilirim. Para kazanabildiği son kontrat olarak bakıyordur. Aradaki farkı, yani hani şu an son tarihte, yani son dönemde bir teklif yok. Önce Beşiktaş'tan bir teklif bekliyor. Bu teklif yapılır yapılmaz göreceğiz. Ama yapılırsa Beşiktaş yönetiminin vermeyi planladığını biliyorum. Cenk'in de aklına geçenleri biliyorum. Onların orta yolda buluşması biraz zaman alabilir. Peki Atiba konusu, istersen onu da bir anlat. Şimdi yani yabancı oyuncu kuralı bekleniyor deniyor ama taraftar bir yandan devam edilmesi istiyor. Dünya Kupası evet, var. Ne olacak? Ben burada bir habersel olarak söyleyeceğim. Bir de kendi yorumumu. Buyurun. İlk önce haber olarak söylüyorum. Gelecek sezon yabancı kuralı belli değil henüz. Net bir durum yok ortada. Beşiktaş'ta gelecek sezon sözleşmeli olarak 9 oyuncu bulunacak. Şu anki mevcut kadroda 7 oyuncu. Gerson Fernandes Temmuz ayı itibariyle ve Aydın Asiç kiralıktan dönecek. 9 oyuncu, evet, sayabiliyoruz.
Şimdi orada yabancı oyuncu kuralıyla ilişkilendiriliyor Atiba Hutchinson. Ve teknik ekibin de yani hani böyle Atiba olsun kalsın gibi çok argümanı olduğunu düşünmüyorum. Sadece Atiba özelinde okunan şu, yabancı kontenjanımızda yer olursa Atiba ile devam ederiz gibi bir izlenim var. Bu habersel tarafı bir kenara bırakıyorum. Evet. Atiba, yorumumu geçiyorum. Atiba ile ilgili düşüncelerime. Atiba Beşiktaş'a ilk adımını attığı günden şu an son sözleşmesini bitirene kadar Beşiktaş'a her sezon katkı sağladı. Her sezon istisnasız. Evet. Yani Atiba'nın şöyle ya berbat oynadı, kötü oynadı, bunu nereden aldık ya da vasat artık gitsin denilen bir sezonu olduğunu ben hatırlamıyorum. Ki yani yaşı ilerledikçe Atiba'nın oyunu bu sezon başka noktaya hani evrildi. Birçok maçta sıkıntılı anda oyunu toparladığı oldu. Bundan önceki son iki sezonu çok üst seviyeydi. Evet. Yani Atiba'dan beklenilmeyecek seviyedeydi. Yani ama skor yine katkısı, skor katkısı onun üzerine çıktı vesaire. Atiba'dan böyle bir şey beklenir mi? Hayır. Yani Sergen Hoca'nın elinde farklı bir Atiba izledik biz. Bu sezon Atiba'nın rolü çok sık değişti. Sakatlıkları vesaire de oldu. Biraz onları da etkiledi. Çok düzenli oynamadığı oldu. Ama Atiba her zaman ihtiyaç halinde oyuna girdiğinde ya da ilk 11'de başladığında çoğu maçta diye. Şey dedirtmedi mi? Ya yine Atiba dedirtmedi en mi? En son Kayseri Spor maçı iki tane asist yaptı. İşte evet. İki asist yapmış olması gerekiyor. Bir tanesini hatırlıyorum zaten türlü. İki tane asisti vardı Atiba'nın. Yani yine Atiba dedirtti Beşiktaş. Yine oyuna katkısı vardı. Evet. Orada maçı çözen oyunculardan bir tanesi oldu. Her zaman yani en azından bu sezonki maçların %70'inde, %75'inde Atiba'nın oynadığı maçların sağ içerisinde verdiği performans katkısı var. Yaşı üzerinden okumaya gerek yok Atiba'yı. Yaşı ilerledikçe Atiba kalitesini daha Benjamin da arttırdı. Button. Tabii yani o Benjamin Button'la özdeşleşti. Şimdi bu kadar uzun süredir formanızı giyiyor. Ve Beşiktaş'ta şöyle söyleyeyim. Atiba'nın aldığı maaşlar hep işte 800 bin euro ile 1 milyon 200 bin euro arasında gitti geldi. Evet. Hep böyle oldu. 900. Yani hiç mesela Atiba 2 milyon euro yıllık ücret almadı. 2,5 milyon euro almadı. Yani Adem'le hiç 3,2 milyon euro oynadı bu Beşiktaş'ta. Lens 2,4 milyon euro oynadı bu Beşiktaş'ta. Atiba Kayler'ini getirtti. Kayler'in 1.650'ye imza attı Beşiktaş'a. Atiba bu rakamları hiç görmedi. Ha, yaşının da etkisi var tabii ki bunlarda. Şimdi Larin geldiğinde kaç yaşındaydı ya da Adem'le hiç profili ayrı. Ama Atiba her zaman performansından bence daha fazlasını veren oyuncu oldu. Hayatını bir kez Dünya Kupası görecek. Yani vefa hakikaten sadece semt adı olmamalı. Yani şimdi Beşiktaş yönetiminde şunu düşünüyor olabilir ama bizim kontenjanımız Sergio Ramos diyecek. Bizim kontenjanımız diyecek. Atiba'nın bir Sergio yarım sezona ihtiyacı var. Atiba performans vermese belki hani ya boş yere kontenjanda olduracak falan düşüncesi olabilir ama Atiba performans veriyor. Bir de veriyor. Dünya Kupası